Selam arkadaşlar, Ejme'ye hoş geldiniz. Ben Akan, Osman serimiz devam ediyor kaldığı yerden. En son yaptığımız işlemlerden sonra ufak tefek bazı ayarlamalar var. Onları daha önce aklıma gelmemişti. Onları bir yapalım. Ondan sonra bir tur yapar devam ederiz işlemlerimize. Şimdi öncelikle yapacağımız şey şu. Bizim kültürle alakalı bazı ayarlarımız vardı. Mesela şuraya baktığımız zaman bazı devletlerle aramızdaki kültür farkının çok yüksek olduğunu. Yani ben şuna şaşırmıştım. Rusların kültürü aşırı yüksekmiş. Buradan gördüğünüz gibi 22 bine ulaşmışlar. Hatta şöyle sıralama yaparsak en yükseklerden bir tanesi Ruslar. Hatta en yüksek. Yani kültür açısından en yüksek. Şimdi bizim olayımız şu. Hani turizm etkimiz onların kültürünü aşarsa kazanacağız. Şimdi bunlardan en güçlü olan devletlere bizim casusları gönderelim. Şu anda en güçlü devletlerde değil. Çok alakasız birkaç tane devlete göndermiştik. Mesela işte neydi o? İşte İrakis'te. İrakislerle zaten işimiz bitti neredeyse. Yani neredeyse bitti gibi bir şey. O sebepten İrakislerden çekelim bizim bu diplomatları. Casus diyorum ama diplomat aslında. Birini gerçi şimdi göndermesek mi acaba? Çünkü Moskova düşecek. Yeni başkent hangisi olur bilmiyorum. Muhtemelen Petersburg olacak. Eğer Petersburg olursa sıkıntı yok. Ama Petersburg olmazsa o zaman bir hareket yapmamız gerekecek. Yani Novgorod çünkü olursa eğer çok sıkıntı olur bizim için. Şimdilik Ruslara göndermeyelim o zaman. Onun haricindekine gönderelim. Kim mesela? Çin'e gönderelim. Hindistan'da bir tane bulunsun, bir Brezilya'da olsun. Neden? Çünkü özellikle Çin ve Brezilya'da ideoloji farkından dolayı da negatif etki var. Yani bir diplomatı gönderelim de en azından bu -34'ü bir %6'ya falan çekelim. Mesela bazılarında %6 var. Başka -34'ler var ama bunlar en yüksek kültüre sahip devletler olduğu için buralara gönderelim diyorum. Ondan sonra sıradaki casusu Rusya'ya göndeririz. Eğer gerekirse. Yoksa Shoshone var. Ne bileyim. İngiltere önemli değil ama Shoshone önemli. Shoshone'ye göndeririz. Zulu da belki olabilir ama Zulu'nun kültürü çok zayıf. Tamam. O zaman casusu gönderelim. Mesela Mısır'dakini gönderiyorum. Nereye? Nereye? Şimdi Brezilya. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro muydu? Başkenti şurada işaretlemiyorlar mı ya? Yani biliyor olman lazım. Rio'dur kesin. Evet, diplomat. Zaten olmazsa eğer casus olarak gidiyor. Eğer doğru göndermişseniz diplomat olarak gidiyor. Hop, yanlış gittik. Ha, hazır gelmişken bakalım. Neler varmış? Az bir şey yok. Gönder. Şimdi bunu da Çin'e gönderiyoruz. Çin'in başkenti Beijing olması lazım. Evet. Diplomat olarak. Son olarak da bir tane Hindistan demiştik. Lan zaten Hindistan'da yok muydu ya? Lan dikkat etmedim bak. Bunu da Hindistan dedik. Hindistan zaten tek şehirli devlet. Evet, bir ara Hindistan. Lan az önceki casuslardan biri Hindistan'daydı galiba ya. Ulan yani oradan aldım oraya gönderdim. Bir yer değiştirmiş gibi oldu. Lan dikkat etmedim ona ya. Neyse boş boşuna almış olduk ama önemli değil. Bir iki tur falan ziyan oldu sadece. Şimdi bir dakika, bu buraya geliyor. Tamam. Arap misyonerler bizim için çalışıyor valla. Çok iyi ya. Çalışın. Ha, misyoner demişken bir arkadaşım şeylerden yorumlarda yazarak Güney Amerika'da hiç din yok. Oraya bir bizim misyoner veya peygamber göndermemiz faydalı olur dedi. Gayet mantıklı. Baktım ben de şöyle. Hakikaten yok gibi görünüyor. Ben hiç dikkat etmemiştim ama çok mantıklı bir fikir. Delhi'de misyoner yapacağım. Çünkü peygambere gerek yok. Peygamber hem daha çok maliyetli hem de bakayım misyoner 600 diyor. Neden misyoner? Neden Delhi? Delhi'de misyonerler artı bir, nerede bu? Ha, artı bir dönüştürme hakkı kazanıyorlar Delhi'dekiler. Normalde 2, bu 3 yapıyor. Neden misyoner? Çünkü burada hiç din olmadığı için misyonerler çok kolay bunları dönüştürür. Her misyoner kocaman bir şehri dönüştürebilir diye tahmin ediyorum. O sebepten her tur bir misyoner Delhi'de üretelim. 600, yani bir peygamber... Aslında peygamber de olabilir de peygamberler genelde şehirde başka bir dinden birileri varsa o zaman daha çok etki ediyor.
Neyse. Eğer tur dediğim gibi bir tane üretsek, çok fazla göndermek istemiyorum. 3-5 tane yaparsak şehir orada. 3-5 tane şehri Müslüman yaparsak şurada mesela. Güneyi önemli değil. Güneye sirayet etsin kendisi veyahut da dağıtırız böyle. Böyle serpiştiririz. Bir tane buradan, bir tane şuradan, bir tane buradan böyle böyle. Hepsinin basıncı her yere etki etsin diye. Vay, burada bir tane şey alabiliriz. Şunu alabiliriz belki ama çok mesafe uzun. Ha, şimdi arkeolog demişken de bizim Avustralya'ya da birkaç tane arkeolog gönderebiliriz. 1, 2, 3. 3 taneyi görebiliyorum. Bu esnada güneyde şu bölgede arada bir arkeolog yapalım diyorum. Mesela arkeologa kaç paraya geliyor? Parayla alırsam. Nerede? Niye göremiyorum? Alo. Alo. Hakikaten arkeolog görmüyorum ya. Ne oluyor ya? Ha, arkeoloğu parayla alamıyoruz. Doğru ya. Doğru. Evet. Bir ara Ahmadabat. He, dur. Hazır da buraya girmişken şu ismi düzeltelim. Ahmad değil tabii ki. Ahmet. Ahmet. Ama asıl girmemin sebebi o değil. Burada courthouse almamız lazımdı. Onu unutmuşuz. Parayla alalım bitsin bu iş. Hem mutlulukla alakalı sıkıntımız birazcık hafifler. Onun haricinde bu arada aklıma bir şey gelmişti. O da nereden geldi söyleyeyim ben size. Panama. Panama'nın bir görev isteği var. O da neymiş? Gümüş. Gümüş istiyormuş bizden. Bunu aklıma şey getirdi. Lan benim gümüşüm yok. Gümüş de hep aklımda bulunuyordu. Neden? Çünkü şurada gümüş var. Neden ben bunu elde etmeyeyim diyorum. Araplardan satın almamız mümkün değil. Gümüşleri bir tane var zaten. Onu da vermezler. Ama aklıma gelen bir yöntem şu. Şurada bizim bir komutanımız vardı. Sanırım tek komutan. Komutanı getireceğim. Ben burada patlatacağım. Hem şuradaki arkeolojik alan bizde kalacak. Hem de bu gümüş bizim olacak. Bu biraz Araplarla aramızı biraz bozar ama şu kadar kalabalık yeşilin arasında bir tane kırmızı bence bir şey olmaz. Sıkıntı yaratmaz. O yüzden bu dediğimi yaparım. Bu arada komutan dediğim tek bir komutanımız mı var acaba? Military Overview'dan bir bakalım. Bakalım. Arkeolog. Bir tane arkeologumuz var ama çalışıyormuş zaten. Kargo gemisi. Evet, komutan. İki tane komutan var. Great General. Evet. Neredeymiş? Heh. Tamam, sen boş durma. Gel bakalım buraya. Aslında burada belki bir daha mantıklı, daha güzel bir yerde olabilir ama bakınıyorum. En iyisi bence şu nokta. En iyisi bu nokta. Zaten sınırımızın yakın yerlerde olması lazım. Bu geldi mi lan bu? Neredesin? He, gelmiş, tamam. Şimdi hem bunu hem bunu almak istiyorum. Ama şurada petrol var, onu da alabilirdik diye düşündüm. Ama petrolü almaya çalışsam o zaman buradaki arkeolojik alanı alamam. Petrol çok ihtiyacımız var mı? Yok bence. Bence çok yok. Yani acil bir durumu yok yani en azından. Ayrıca bu arkeolojik alanı şehir Kerkük kullanabilir. Bu şehir kullanabiliyor. O yüzden sıkıntı olmaz. Ayrıca bunu da almış oluruz. Hem biraz da bizim mutluluk seviyemize de katkısı olur diye düşünüyorum. Tamam. O sebepten. Şimdi burada işlerimizi bitirmiştik sanırım. Moskova'yı aldıktan sonra şey yapacağız. Burada aklıma gelmişken şurada bir tane entrika olayı vardı. Ha, yapmışız onu. Tamam. Tamam, bu ne? Ha, Sydney ile aramız düzeldi bayağı. Tamam. Tur yapalım. Devam edelim bakalım. Arkeologları henüz üretmeyeceğiz çünkü. Misyoneri yaptık. Courthouse'u yaptık. Arkeoloğu yapacağız. Casusları gönderdik. Burada hakikaten bir tanesini arkeoloğa dönüştürsem mi ya? Üretime en düşük olan kim? 55, 62. Ahmedabad en düşük. Hakikaten burada arkeolog yapsam ne kadar sürer? Ama yapacağım. O 8 tur. Çok mantıklı bir süre değil ya. 3. Peki. Aa bak, bu olmadı ama. Abi olmadı ya. Üretim kasmasan böyle yapsan o da olmaz. Yok. Şunu kapat. Onu kapat. Çünkü yemek getirimizin yeterli seviyede olması lazım abi. Diğerleri de böyle saçmalıyor mu? Aa, bayağı saçmalıyor bu. Ama yemek getirisi burada çok çok önemli mi acaba?
çok çok önemli olmayabilir. Ne yapalım peki? Şimdi şöyle yapsam, 55 üretim var, 46'ya düşüyor abi. Ama burası doluyor. Bir dakika, dolma lan. He. Oha, 39'a düştü. Daha kötü oldu. Peki şunları yerleştirsem. Pardon. Şöyle. Sadece bunları yerleştirsem. 52, 55, 52. Gayet güzel ama yemek getirisi iki katına çıkmış oldu. Güzel, böyle kalsın. Peki bu biraz böyle ince ayar yapmak iyi oluyor ya. Şunu otomatiğe bağlasam 55'e düşüyor. Ama tabii bunu kafama göre ayarlayacağım. Science değil de üretim olsun. 56 oldu. Peki o zaman ne yapabiliriz? Şey diyeceğim. Zaten 55 oluyor böyle. Maksimum da 62. Ha yani şunu da koyuyor. Ha, windmill varmış. Tamam. O zaman yine otomatiğe getirelim. Şunu ben kendim ayarlayacağım. Manuel. Workshop, windmill. Tamam. Şimdi oldu mu 60. Güzel. 60 ile 62 arasında bir şey değişmez. Ama yemek getirsin oldu ki ben onu anlamadım aslında. 7. Çünkü daha iyi değil mi acaba? Bakayım. Tamam. Oldu o zaman. Şimdi şeyimiz var. Mühendisimiz var. Mühendisler sanırım bu şeyde, şu işlerde bir işe yaramıyor değil mi? International Games olayına. Tamam, devam edelim o zaman. Lan bu Danimarkalılar bayağı gelmişler buraya. Lan Lotus'u ele geç... Lan acil benim Moskova'yı ele geçirip bu işi bitirmem lazım. Moskova'yı ele geçirdikten sonra ben direkt barış teklifinde bulunacağım. Umarım Petersburg şey olur. Ama o bile olmasa Novgorod'dan vazgeçebilirim. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle ki... bir dakika, bundan fazlamız var mı? Yokmuş gibi duruyor ya. Allah Allah. Neyse kalsın. Şöyle ki Moskova'yı aldıktan sonra barış teklif ederim. Lotus'u isterim sadece. Onu serbest bırakırız. Polonya ortaya çıkar. Novgorod kalsın. Ama eğer Petersburg, ama Petersburg'u da isteyebiliriz. Verirler mi bilmiyorum da. Bunlarla dostluk anlaşması yapabiliyormuşuz. Şuradan bir bakalım, görebiliyor muyuz bunları? Yok. Yani ne zaman bir faydası oldu ki, anlamadım. Bunlarla da dostluk anlaşması yapsak mı yapmasak mı emin değilim ya. Şunlar kültürel etkimiz altına girdi mi, girme. Yok. Bence yapmayalım ya. Bu aralar çünkü bunlar birkaç devletle savaştılar aslında. Ona bakabilsem güzel olurdu. İşte buradan bakmak lazımdı, bakamıyorum. Bu oyunların en büyük eksiği bu abi. Şu anda benim bir şeylere bakabiliyor olmam lazım ya. Her şeyi ezberde tutamaz ki insan. Yani bu ona fayda sağlıyordu ama işte küçük haritalarda güzel oluyor. Burada devlet sayısı o kadar fazla ki burada herkesi göremiyoruz maalesef. Ya, ne yapalım? O zaman yapacak bir şey yok. Ya kabul edeceğiz ya da reddedeceğiz. Ben o zaman şöyle yapalım. Kabul edelim. Ne olacaksa olsun anasını satayım. Kimin derdi varsa bizimle gelsin. Evet. Tur geçti. Şimdi ana adam kendini korumasını biliyor. Valla. Şimdi bunu insan yapmış olsa diyeceğim ki bravo. Valla güzel akıl ettin ama yapay zeka yaptığı için bu şu anda hakikaten inanılmaz bir akıl küpü. Bakayım şurada bizim bir tane gemimiz vardı. Yani şuralarda geziyor. Şuraya kadar gelsin. Gelsin ama bu esnada ben bunu bağışlıyorum. Canını bağışladım. Şöyle gidelim. Burayı bir keşfedelim bakalım. Başka şey var mı? Arkeolojik eser bölgesi var mı? Şimdi misyonerimiz nereye gidecek? Şuraya gelecek. Şöyle gel bakayım. Ya da şöyle yapayım ki hani yolda kalmasın. Buraya geldiğin zaman bana haber ver. Nereden geliyor acaba ya? Çok merak ettim. Bence karadan gidecek kesin. Daha hızlı olacak diye. Heh, şurada. Şimdi bir rotanı görmek istiyorum. Eyvah. Hadi
Abi buradan geçemez bu. Burası bir sürü kalabalıktır, malabalıktır. Buradan geçemez. Hiç oraya gitme abi. Hiç gitme ya. Ya niye böyle bir şey yaptın sen? Tamam sen bu denize in de denizden git ya. Afrika'nın etrafından dönmek bile daha kolay. Neyse. Bu arada hazır misyoneri ayarlamışken bir tane daha alalım. Çünkü unuturum ben kesin. Prophet. Tamam bir misyoner alayım. Bakalım bu misyonerleri bir gönderelim. Etkisini görelim. Buraya tren raylarını yaptım. Şimdi bizim bir de buraya yol yapmamız gerekiyor. O zaman ne yapsan? Senin ne işin var burada ya? Müslümanlığı mı yayacaksın? Eğer öyleyse eyvallah da. Çünkü bir ara burası Hristiyan oldu. Hristiyanlıktan sonra çıktıysa sıçırttır ortalığı. Ya burayı alacağız zaten. O yüzden ben onun diniyle uğraşamayacağım şimdi. Gel buraya sen şey yap. Tam uğraşmayalım biz. En iyisi hemen burayı alalım bitsin bu olay. Bir. Ha, sen rütbe aldın. İki. 24 et vurmuştu deminki. Bunu kaç vuracak? 34 vurdun. Vay. Oo. Bunu da vuralım bitsin ya. Tamamen yok olsun canman kalmasın. Sonra bir tane askerle alalım. Şununla alabiliriz ya da şununla alalım. Alırsın. Alırsın. Eyvallah. Can tabii şehrin nüfusu ona düştü. Şehirde ne var bir bakalım. Oo, iki tane eser de varmış. Çok güzel. Çok güzel. İki tane eser de var. Biz bunu ne yapacağız? Puppet yapacağız tabii şimdilik. Daha sonra değiştirebiliriz belki. Bu arada yine aynı şey oldu galiba. Şunun fiyatı arttı mı? Yo yo hala alabiliyoruz. Artmıştır illaki de. Yo pardon artmaz. Artmaz artmaz. Şu arttı kesin. Yani teknoloji maliyetleri arttı ama bunun puppet olmaktan çıkarmadığımız sürece bu artmayacak. Onu bilmeniz lazım. Mutlaka aklınızda bulunsun. Şimdi başkent neresi oldu? Petersburg oldu. Biz hemen barış istiyoruz. Bakalım olacak mı? Что Novgorod'u veririm diyor. Ama ben diğerini de istiyorum. Ne yapacağız? Lodz'u istiyorum. Novgorod'u da istiyorum. Ya da biz saldıralım. Novgorod'u da alalım. Sonra Lodz'u serbest bıraktıralım. Barışla. Ama o zamana kadar bu herifler Lodz'u almasınlar. Lodz gerçi zayıf değil ya. Biz hızlı davranıp alabiliriz belki. Ne kadar hızlı davranabilirim bilmiyorum da. Tank. Dur bir dakika. Ne yapabilirim? Tank sen bunu al. Tek hamlede alırsın. Bununla hiç uğraşmayalım. Aa tank rütbe kazandı. Yok lan bu kazanmış rütbeyi. Bu üçüncü rütbeyi alsın en iyisi. Evet üçüncü rütbeyi al. Sen böyle gel. Yok yok. Bir dakika sen dur. Sen dur hele. Ben buradakileri bir öne doğru iteyim. İtekleyeyim. Novgorod. Ya önce bir barış anlaşmasını şey yapsaydık bir deneseydik belki verirlerdi. Değil mi? Sen Novgorod'u veriyorsun. Bir de üstüne şey ver bana. Şehir. Lodz'u ver. Ondan sonracığıma ben sana bir citrus veririm. Ne dersin? Olmaz mı diyorsun? Прошу Tepkiye bak ya. Şunu da yapalım. Olmaz diyor. прощения. O da olmaz diyor. Peki, o zaman ben sana azıcık para versem. Turn başına verelim. 5 al. 10 olsun. Biraz zor sanki ama neyse. Boş ver, uğraşmayalım. O zaman Novgorod'u alacağız demektir. Sen buna... Yok dalma ya. Cavalry olsan neyse de. Cavalry olmadığın sürece bir işe yaramazsın. Şöyle gel. Şu tank bir saldırı daha yapamayacak ama şöyle gelebilirsin. Burada bekle. Şimdi bir dakika. Şunları da ilerletelim. Şöyle gel. Sen buraya kadar gelebiliyorsun zaten. Seni ne yapsam ya? Sen buralarda takıl. Sen bir gel. Oo buraya kadar geliyorsun. Harika, süpersin. Komutan. Bu komutana kullanmadık ama sırf güç kazandırsın diye buradaki askerleri oraya gönderelim. Sen burada bir uyu bakalım. Bu yaralı isyan.
Sen ne yapacaksın? Sen böyle güneye doğru gel. Ondan sonracığıma. Şimdi asıl tank topçuları getirmemiz lazım. Yoksa yavaş olur her şey. Bunların hepsi bir işe yaramaz. Sen yine de biraz gelip de öyle bir şey yapsan. Evet, iki adım gel, burada iyileşme moduna gir. Sen de yol üzerine çık, orada iyileşme moduna gir. Bilmiyorum ya, bu sipahi dursun ya, ne yapayım? Ondan sonra bu da var. Seni de böyle getirelim. Yakınlarda bir yerde bulunman amacıyla. Seni bu tur bekletiyorum. Ondan sonrasına bakarız. Burada başka bir şeyimiz var mı? Bu kadar mı askerimiz yani? Asker üretimlerini durdurduk tabii. Burada bir tane topçumuz var. Bu ne kadar zamanda gelebilir? Yani 5 tur çok fazla. Bu topçu burada kalmaya devam edecek o zaman. Tamam. Başka bir şeyimiz var mı buralarda? Normal askerlerimiz var, sipahi var, şu var, o var, bu var, şu var. Başka bir şey var mı? Yok mu? Yok mu? Var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Yok. Şunu dönüştürmeyi unutmuşuz. 120 dönüştürdüm. Şimdi bir dakika. Bizim bunları dönüştürmemiz ne zaman olacaktı? Bir üst versiyona çıkarmak. Tanklar yakında olacak. Orasını biliyorum. Tanklar yakına ne kadar yakında? Bir bakalım hemen. Şurada şunu açtığımız zaman tanklar bir üst versiyona geçecek. Ama şu anki tanklarımızın gücü 60, bir üst versiyonda 70 olacak. Yok, çok çok büyük bir şey değil. Sadece hareket kabiliyeti biraz daha fazla oluyor bildiğim kadarıyla. Değil mi? Move 5, move 4. Evet, bir tane fazla oluyor. Uçak yapabiliyorduk aslında, yapmadık. Ama şu anda zaten yapmamaya devam edeceğim. Bu arada bir şey daha olmuştu bu tur. Şu. %37 oldu diyor. Ay, açmıyormuş lan. Bakayım şuradan o zaman. 5 139 diyor. 5116. Bizim yatırdığımız miktar 5116. Daha önce anlatmıştım ya, hatırlarsanız. Yaklaşık 13.700 ya da 14.000 diyelim, yuvarlak hesap. O seviyeye kadar bizim yatırım yapmamız gerekiyor. Başka türlü olmaz. Tamam. O zaman şimdi bir tane şey alalım. Şuradan bir şey alalım. Ne alalım? Bence ideoloji alalım. Şuradan en çok mutluluğu verecek olan binayı alalım. Hangisi? Şey, bina diyorum. Binalardan gelecek ya mutluluk, o sebepten. Diyor ki National Wonder'lardan gelir. Kaç tane National Wonder'ımız var ki? Yani birer tane getiriyor. Bir de buysa banka ve stock exchange'lerden getiriyor. Banka mint de var da, mint olması için topraklarımızda altın olması lazım. Mesela şurada altın var ama burada mint yapabiliyor muyuz? Ya da yapmış mıyız? O da olabilir. Ama ya maksimum bir tane olur. Yani kaç tane mint olabilir ki? Ha, varmış bir tane. Evet. Mint var burada ama bir tane yani. Kaç tane mint yapılabilir ki bütün toplulukta? Yani ama bankaya hepsine yapabiliriz. Kaç tane şehrimiz var? İşte o kadar sayıda banka yapabiliriz. O kadar sayıda şey getirebilir. Notluluk getirebilir. Ama şu anda banka yapmış mıyız yani şehirlerimize? Yok. Çoğuna yok. Çoğunda yapmadık. O sebepten şu anda acil, eğer mutluluk ihtiyacını karşılamak istiyorsak, bak burada banka var. Başkentimizde banka var mı mesela? Bu yok. Yani çoğu yerde yok abi banka. Burada var mı? Yok. Çoğu yerde yok. Potansiyel olarak o daha fazla mutluluk getirir bize. Ama bu arada mutluluk seviyemiz 15 oldu lan. Moskova'yı aldık, mutluluğumuz arttı. Nasıl oluyor lan bu iş? Şurada binaların etkisi mi oldu? Zoo falan var ama nüfusu da var bunun. O nüfus geldi. Neyse abi, ben sorgulamıyorum. Gayet iyi. Yani mutluyum bu durumdan. O zaman abi scientist yok. Şunu açmak isterdim aslında, biliyor musunuz? Ama çok uzak o ya. Şuraya kadar gitmek isterdim. Şunu tamamen açmak istiyorum ama ideolojiler de çok faydalı ya. Yani şu açıdan şimdi National Wonder'lara bir bakalım. Kaç tane var? Başkentten bakalım. National Wonder. National Wonder. Şurada mesela ne var? İşte National College gibi. National Epic gibi. Bunun ismi de National olan hemen hemen her şey. Evet. Kaç tane olabilir ki? Hiç emin değilim ama sayısı belli yani. Sınırlı.
Banka her yerde birer tane, her şehirde birer tane var. Moskova'da mesela banka var mı? Bakayım. Banka yok. A, pardon, banka şurada olur, değil mi? Evet, varmış banka. Yani o zaman emin değilim ya, ama yine de bir tanesini almamız lazım. O zaman potansiyeli yüksek olduğu için bunu alalım. Ne yapalım? Şu anda 15 mutluluğumuz var. Aldığımız takdirde kaç olacağız onu görelim. Şu anki var olan banka sayısından belli olur. 22, yani 7 tane banka varmış. Bir tane mint var. 6 tane banka, bir tane de mint. Öyle diyelim. Başka da yok. Ama iyi yani, 22 olduk. Daha sonra banka yaptıkça birer mutluluk gelir. O da güzeldir yani. Kim geldi bakayım? Haile Selasiye modern çağa girmiş. Modern çağ. Burada Araplarla bir anlaşmamız sona erdi. Komutanı gönderiyorduk. Şimdi bakayım başka ne var? Arkeolog üretimine geçirelim mi ya birini burada? Artık geçirelim diyorum ben. 52. Gel abi. Gel sen arkeolog yap artık. Şu da 52'ydi değil mi? Yo, 60. Arkeolog kaç turda yapıyorsun? 4. Öbürü? O da 4. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Tamam, bundan sonra böyle devam edelim. Oldu. Hadi dur. Nerede? Ha. İyiymiş. Güzelmiş. Bir tane daha aldık. Sen ne yaptın? Sen niye durdun? Ben bunu nereye götürüyordum? Şuraya yol yapmışız. Ama bir öteki tarafına yapalım madem. Yani sen de buraya geldim diyorsun. Biraz daha yanaş. Tamam, o kadar. Burada ne var? Bu adam ne yapıyor burada? Neyi yapıyor? Sen ne yapıyorsun burada? Yani sen burada şey yapacaksın. Tamam, raylı sistemi buraya yapıyor. Şöyle gelecek demek ki. O zaman sen ne yap biliyor musun? Bak, şu iki şehir arasına bir yol yapmamız gerekiyor. Sen de böyle gel. Bir işçi daha vardı buralarda. O da şu. Aslında şunun burada durması çok saçma değil mi ya? Çekilsen artık diyorum. Şu herhalde saldırsa buraya alamaz değil mi Moskova'yı? Alamaz herhalde yani. Saçma bir şey olurdu eğer alabilseydi. Tamam, hep kınamalar, mınamalar falan filanlar. Başka bir şey, unuttuğumuz bir şey olmasın ya. O yüzden böyle bakıyorum, belki can sıkılıyorsunuzdur ama. Bakıyorum bakıyorum, yok. Kaç turda gelecek bu? 8 tur. Aa, hala çok iyiyiz ya. 10 turun altında olduğu sürece muhteşem. 10 turun üstüne çıktığı müddetçe giderek kötü oluyor demektir. Kilka, kontanım aykılışnu huçisem tumala. Ya size bir şey diyeyim mi? Ben Novgorod'u niye alıyorum? Şimdi düşündüm de bana bir şey katacak mı? Ne kadar bir şey katacak acaba? Şunu bir inceleyeyim ya. Tur bitsin de onu bir inceleyelim. Yani çok bir işe yaramıyorsa Lotsu serbest bırakalım, sonra defolup gidelim ya. Hiç uğraşmayalım bunlarla. Yani Novgorod gerçekten bana fayda sağlayacak mı? Ona bakmamız lazım. Çünkü onu, bana fayda sağlamayacaksa bana fayda sağlamayacaksa boş boşuna yapmayalım, almayalım yani. İdeoloji almış birisi kim? Etiyopya. O bağımsızlık. İyi. Güzel. Etiyopya'da bağımsızlığı aldığına göre demek ki onlarla artık dostluk devam edecek demek ki, hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamam. Yunanlılar bizden
İpek istiyorlarmış. Bizim ipeğimiz biraz fazla var galiba. Yeni bir anlaşma bu. Yalnız buna bakarken aklıma şu geldi. Bunların bizim başkentimizde diplomatları varmış. Şuradan anlaşılıyor. Bunu anlamanın başka yolları var mı? Çok emin değilim. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Ama şöyle bir şey var. Mesela bunlara şunu teklif edebiliyorum. Mesela ben ipek satmayayım bunlara da. Atıyorum. Evet demem için ne verirsin? Bak güzel para veriyor. Peki hayır demem için ne verirsin desem buna bir şey demiyor. Para vermiyor. Demek ki hayır demem bir işine yaramıyor. Buna evet dersem bir şey demiyor. Hayır dersem para veriyor. Demek ki şöyle yapacağız. Aa bir dakika. Yani çok da para etmiyormuş yalnız ya. Ben ikisini birden evet evet diyecek şey. Hayır hayır diyecektim. Bir dakika. Anlaşmalar ne? Shoshone ambargo. Amerika'ya ambargo. Allah Allah. Bunlar çekişiyorlar galiba. Kim? Ne saçma bir şey olmuş ya böyle. Shoshone ambargo koyabiliriz ya. Zaten bir dakika bir dakika. Vazgeçtim. Oo, burada savaş devam ediyor. Ne o? Ne savaş hacı bu ya? Bu arada adamlar hala mızrak kullanıyor. Bunların teknolojileri niye gelişmedi şehir devletlerin ya? Hala mızrak mızrak. Bu nedir böyle ya? Tüfekçisi de var yalnız. Ama etrafta mızrakçı daha çok. Neye saldırıyorlar acaba? Şu tarz bir şeydi be abi. Evet. Sanırım tur bitiyor. Henüz bitemedi. Ha, şimdi bitti. Güzel. Güzel. Şimdi. Wow, bunlar bitirdi işlerini. Şöyle yapmış olduk yani. Güzel. O zaman seni bir otomatiğe bağlayayım. Varsa iş bulabilirsen bir yerlerde iş git yap. Ben burayı bir şey yapıyorum ama çok mantıklı gelmiyor şu anda bana ya. Buraya niye yapayım ki? No ha Novgorod'a bakacaktık. Bir dakika. Her şeyden önce bir Novgorod'un bize faydası olacak mı? Ona bir bakmamız lazım. Şimdi Rusların buradaki kaç tane dünya harikası kaldı? Ona önce bir bakalım. Sanırım bir olması lazım. Ha, bizim mutlulukla alakalı sıkıntımızın azalmış olmasının sebebi buydu. Brandenburg Gate'i var sadece abi Novgorod'da. Şurada sadece Brandenburg Gate var. Yani diyeceksiniz. Yani çok bir şey değil. Bence olmasın hatta. Gel. Gel alalım onu. Aham da veriyor. Ama Yaroslav diyor ya. İkisi birden değil. Lods'la bana Novgorod'u versen süper olur ama Yaroslav'ı istemiyorum canım. Olmaz diyorum. Bir dakika. Yaroslav nerede? Ha şu. Yok abi ben bunu alıp ne yapayım ya? Alıp ne yapayım? Tamam ben Lods'u serbest bırakayım. Bu savaşı burada bitirelim abi. Novgorod sadece Brandenburg Gate'e sahip ama Moskova asıl güzel dünya harikaları buradaydı. Büyük duvar var ve Notre Dame. Asıl hatta büyük duvarı da salladı Notre Dame. 10 mutluluk veriyordu. Notre Dame'ı aldık. 10 mutluluğumuzu cebe koyduk gördüğünüz gibi. Onun haricinde iki tane de güzel eser var. Bu hatta eser demişken aklıma geldi. Hemen onları taşıyalım başka yere Moskova'dan. Şu müzik eseri bunu başkenti ya da Delhi'ye koyalım. Başkent nerede bak? Başkenti koyalım. Yazı eseri. Bunu da aynı şekilde ya Delhi'ye ya da müzik eseri Delhi'ye yerleştirebiliyoruz. Orada bonus daha fazla ya. O yüzden oraya koymak lazım. Müzik. Öyle değil mi bak? 143 277. Koydum buraya. 77-84 oldu. Bu kaç oldu? Bir dakika. 77-84. Burada bir 7 artış var. Şurada olduğu takdirde 6 artış var. He, tamam. Bir fark ediyor sadece. Çok büyük bir fark yok. Tamam. Zaten bu tarz binalarda yok değil mi? Yerleştirebileceğimiz bir yer yok. Şu anda göremiyor en azından. Göremiyoruz. Bir dakika. Şurada bir fazlalık var. Bunu alalım. Buraya yerleştirelim. En azından artı 2 olsun. Peki artı 2 tane var. Medieval, Ancient, Kartaca, Sydney. Burada ne var? Medieval İspanya, Medieval Osmanlı. İki Medieval zaten şey yapıyormuş. Medieval Mongolia. Olmadı hacı ya. Bunları ayarlamamız lazımdı. Neyse. Şu ne? Rönesans.
Siyam. Bu ne? Ancient Osmanlı. He bak Osmanlı. Bak şurada Medieval Osmanlı vardı. Onunla şu Ancient Osmanlı'yı değiştirsem 4 olur mu? Yok. Bir bok olmadı ya. İkisi de Osmanlı ama çağ farkı var. Bu ikisi de Medieval ama bir işe yaramıyor. Bak burada hiçbir işe yaramıyor ama bunları mesela şuraya koysam, şu gibi, bunun gibi yerlere koysam faydası olabilir. Artış sağlayabilir yani. Ama şu anda boşta olan bir yer yok. Boşta olan bir yer yok. Tamam. Ahmedabad. Ahmedabad'da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyor Ahmedabad? Maalesef bunu yapıyor. Tamam o zaman Novgorod'dan vazgeçtiğimize göre o zaman barışımızı yapalım. Yaroslav'ı istemiyorum. Sen bana şeyi vereceksin. Lots'u ver. İyiyim. İyi misin? İyiyim diyor ya. Bu arada senin ne kadar gelirin varmış böyle ya. Allah Allah. 337 miydi? 357. Hepsini istiyorum. Verirse cash olarak bu bana yeter. Oldu. Ucuza, ucuza geldi galiba. Tamam. Tamam tamam hadi geç. Ben basamamışım. Liberate diyeceğim ve biz bayağı mutlu olacağız. Polonya böylece çıkacak. Şehre bakamıyor muyum? Niye lan? Niye baktırmıyorsun bana şeyi? Allah Allah. View City menüsü yok. Neyse Liberate diyorum. Zaten başka amacımız yoktu. Lots. Evet Polonya oldu. Ve harika. Tamam. O zaman abi ben bunu bırakıyorum. Sen böyle geliyorsun. Sen buraya yapıyorsun. Başka da bir şey yapmıyoruz. Moskova artık temelli bizim kaldı. Şu adamlar geçiş izinleri var ama ya ne halleri varsa görsünler. Lots gitmiş oldu. Bizim itibarımız ne oldu acaba diğer devletlerle? Mesela hangisinde biz şey görünüyorduk? Shoshone mi? Bakayım. Warmonger şeklinde göründüğümüz kim vardı? Lan keşke öncesinde baksaydık. Bunlar da görünmüyor. Artık Warmonger olarak görünmüyor olmamız lazım. Mesela şey bunlar aramız pek iyi değildi. Bakayım. Vallahi bunda da yok. Ulan bir serbest bıraktık. Dünyanın en adil, en iyi devleti haline geldik. Ya çok iyi. Süper. O zaman bu askerler burada kalabilir. Ben hepsini bir uyuma moduna sokayım. Hepsi iyileşsinler. Bekle. Uyuma modu. Oo, süre bitirdik. Tamam. Ha, bu uyuma moduna girmeyecek tabii ki. Sen burada denize ineceksin. Şurada denize inebiliyorsun. Tamam, in bakalım oradan denize. Aşağı doğru gideceksin. Maalesef bir dakika. Maalesef şu adamı da buradan denize indirmemiz lazım. Ya da bir dakika oradan değil de şuradan da inebiliyorsun. Tamam in. İkisi de yan yana oldu böylece. Şu ikisini bir gönderelim. Ondan sonrasına bakarız. Burası ne? Aa burada maden yapılmamış mı henüz? Bir dakika. Neresi burası lan? Ha. Tabii ki yap. Kömür. Ekstra kömür. Ne olacak? Fazla kömür göz çıkarmaz. Tamam sen burada bekleyebilirsin artık. Uyu. Başka? Yok mu? Tamamdır. Tamam bu savaşımız böylece... hatta bir dakika ya ben bunları bu tarafa getirsem ya. Sen de gel. Sen de gel. Burada şey İstanbul'u daha sonra Konstantiniyye'yi almak için kullanacağız bunları. Şöyle gel. Ondan sonracıma bunları getirebiliriz. Bazıları kalsın ama ya. Hepsini getirmeyelim. Seni gönlendirmişim zaten. Bu kalsın yaralı. Yaralı isyanlar kalsın. Diğerleri gelsin. Gel bakalım. Tamamdır. O zaman işimiz böyle. İdeoloji Etiyopya almış. Oha ne olmuş lan böyle? Ben tur arasında kaçırdım bunları. Şimdi... Kimler Brezilya'ya savaş açmış? Hindistan, Mayalar, İspanya, Almanya, Bizans, Araplar. Nasıl bir kumpastır burada ya böyle? Vallahi çok enteresan. Bakayım. Tamam burada şehir devletleri. Biz barışımızı yaptık. Bu arada Araplar aldı burayı. Helal olsun be Araplar. Ben Çinlileri alabilir mi acaba bir ihtimal diye endişe etmiştim. Çinliler değil Araplar aldı. Süper oldu.
Süper oldu. O zaman tamam. O zaman tamam. Yapacak başka bir şey yok. Arkadaş, burası dar alan gibi durabilir ama siz merak etmeyin. Burası çok şey değil öyle. Fazla bir şey değil. Çünkü asker yok buralarda. Bizim şimdi şu askerin mesela şuna saldırdığı anda bu topçu tek atışta bitiriyor. Şuna saldırırsa bunu da iki atışta bitiririz. Yani bir atış mesela şu bir atış yapar sonra bu da tek atışta bitirir. Ama Hindistan'ı almak gibi şu an için böyle bir seçenek düşünmüyorum ama eğer kültürel manada bunları yenmekte çok zorlanacağımızı düşünürsek o zaman öyle bir şey yapabiliriz. Bu arada şunu ben buraya getirmeye çalışıyorum ama aklıma şöyle bir şey geldi. Ben misyonerleri gönderdim ama şu Brezilyalılarda geçiş iznimiz yok. Geçiş iznimiz sadece İnkalarla var. Bunlarda bile yok. Şu heriflerde bile yok. Öyle değil mi? Yok diye biliyorum, evet. Bir açmaya çalışalım bakalım. Olmaz. Ne istersin? Ne istersin? Kömür diyor ve para diyor. Sana kömür vereyim. 3 para yerine de başka bir şey daha verelim. Mesela at vereyim sana. 2 tane at verdim ha. Ya da kömür vermeyelim, full at mı verelim adamlara? At zengin olsun. Ata ihtiyacımız yok abi, ne yapayım atı? Tank yapıyoruz artık. Olur mu? 5 at. O hem de mutlu mutlu Mesut kabul ettiler. Tamam. Bunlarla geçiş iznimiz var. Şunlarla geçiş izni biraz imkansız gibi bir şey ya. Yine de Fakir denemeden baş bir bilemeyiz zeker. tabii ki. Hemen deneyelim. Bu arada süreyi bitirdik ama. Şöyle bir deneyeyim bakayım ne Ağaç mı? isteyecek acaba? Olmaz diyor, imkansız diyor. Ağaç mı? Sana yine de bir at teklif edeyim Baş mesela. mı isteye Bir dersen tane bir teklif imkan mı? edersem ne dersin? Vale Beş at cenab al. aç da falan sayın. Definitivamente não. Yok abi bak, bunlarla olmaz yani. İmkansız gibi bir şey. Vaz mı isteye não Tamam. pode. Çünkü aramız çok bozuk bunlarla. Hiç mümkünatı yok yani. Ama o zaman problem değil pek fazla. Yani misyoneri getiririm. Misyoneri getiririm. Ne yaparım mesela? Karşıya geçmem lazım abi. Bu kıyı şeridinde hiçbir iş göremeyeceğiz. O zaman abi bu tarafa da bir peygamber gönderelim. Yani şu an elimizdeki peygamber var ya, iki tane dönüştürme hakkı var. Getiririz, Rio'yu dönüştürsün. Ne bileyim, São Paulo'yu dönüştürebiliriz veya biraz daha güney Brezilya. Evet, burayı dönüştürün, burayı dönüştürün. Bu ikisinin etkisi diğerlerinin hepsini etki eder. Misyonerler Melbourne olsun, şu içerideki diğer şehirler, güneydeki şehirler falan filan. Hepsi birlikte topluca bir basınç oluşturur, sonra geri kalanı dönüştürür diye düşünüyorum. Aynı tıpkı şeydeki gibi. Avrupa'da olduğu gibi. Avrupa'da mesela şunların çoğunluğu kendi kendine dönüştü. Şurada gördüğünüz şehirlerin çoğunluğu kafasına göre bekledik bekledik düzeldi, kendi kendine dönüştü. Şurası bir türlü dönüşemedi, o ayrı mesele de. Uyuz oldum zaten ona. Şunu da birileri geldi geldi dönüştürdü. O dönüştüreni var ya bir bulsam. Tamam. Bu işlemler bu kadar. Şimdi bu peygambere demek ki yeni görev geldi. O zaman yeni görev olduğuna göre o 7 tur mu? Sen ne yaptın ya? Buradan buraya 7 tur mu? Oha! Yeni peygamber çıkarsam daha iyiydi ya. %44 oldu bu arada. %44. Ama bizim üretim katkımız 5700. Acaba nasıl iştir ya? Ama zannetmiyorum bizden daha büyük katkı sağlamış olan birisi olsun. Şuralar papat olduğu için ben buralardan yatırım yapamıyorum tabii ki. Neyse. O zaman bu bölüm böyle olsun. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.